Kolay gelsin abi. Ben burada yeni işe başladım da temizlik görevlisi olarak. Hayırlı olsun. Sen kaç yıldır burada çalışıyorsun abi? 9 sene oldu. Artık o kadar çok tecrübeli oldum ki kim hangi dalga gelecek, kaç sene alacak hepsini biliyorum. Bu adamın suçu ne mesela? Bu mu? Boşanmak istediği karısına işkence yapmış. Tahminen kaç yıl yer? Bir şey yemez. Uzaklaştırma cezası alır sadece. Peki bu? Bu mu? Hayvanlara işkence yapmış. Vay şerefsiz. Bu kaç yıl yer peki? O da bir şey yemez. Kara cezası alır sadece. Saçmalama abi, olur mu öyle şey? Sen yanlış biliyorsun bence. Aha, biri daha geldi. Bunun suçu nerede acaba? İzinsiz ağaç kesmiş. Sen söylemeden ben söyleyeyim. O da ceza almayacak, para cezasıyla tahliye olacak diyeceğim. Yok lan, bu para cezası bile yemeden tahliye olacak. He, kesin öyledir. Sormuyorum artık, kesin buna da tahliye oluyor diyeceğim. Yok lan, bu tahliye değil, tutuklanacak bu. Allah Allah, suçu ne ki? Kredi borcunu ödeyememiş. Abi beni yanlış anlama da, bence seni hiçbir boktan anlamıyorum. Bak bu gelince son dava. Suçu? Üvey çocuklarına taciz edip para karşılığı pazarlıyormuş. Hatta çocuklar taciz olayının resmini bile çizmiş. Ulan işten kovulmayacağımı bilsem bu sopayı onun kafasında kırardım da. Neyse, ömür boyu cezaevinde yatsın da aklı başına gelsin. Çok ilginç ama o da tahliye olacak. Ya bir git Allah aşkına, ben de salak gibi ciddi ciddi dinliyorum seni. Ben de ilk kendimde şaşırdım. Zamanla sen de alışırsın. 9 yılımı verdim lan ben bu adliyeye.